Alsın. Biz Kur'an'dan kopuşla hakikatten koptuk, hayale savrulduk. İlmiyattan koptuk, hissiyata savrulduk. İlmiyattan koptuk, hissiyata savrulduk. Akletmenin ibadet oluşundan akla düşman oluşa savrulduk. Yakinden koptuk, zanna savrulduk, zan din oldu. Fetihten koptuk, gönül fethinden toprak işgaline savrulduk. Onun için kılıçla girenler tüfekle elden çıktılar. Gönülle girenler elden çıkmadılar. Manadan koptuk, lafza savrulduk. Evet. Hepimiz literal olduk. Literal bir Müslümanlık, lafızcı bir Müslümanlık ortaya çıktı. Ayetten koptuk, illüzyona savrulduk. Oysa ki Kur'an'da bir tane mucize sözcüğü geçmez. Ayet geçer. Ayat geçer. Ayetten koptuk, illüzyona savrulduk. İbadetten koptuk, adete savrulduk. Adeti ibadet, ibadeti de adet yerine koyduk. Kaliteden koptuk, tekasüre sarıldık. Çokluk krizi. Çok, çok, çok. Münir olan Nebi'den koptuk, yeni Eflatuncu Nur-u Muhammedi'ye sarıldık. Adam çıkıp saçından sakaldan Muhammed, Mustafa eşittir Allah diyebiliyor mu? Tık. Bu memlekette utanmadan Muhammed, Mustafa eşittir Allah diyen bir adam çıkıyor. Oradaki yüzlerce insan yüzüne tükürmüyor. Daha ne olsun Allah'ımızın aşkına? Daha ne olsun? Hristiyanlar İsa için üçten biri dediler. Yan yana koyun. Muhammed, Mustafa eşittir Allah. Üçten biri. Yo, üçten üçü yapıyor bence. Hepsi yapıyor. Kur'ansız Müslümanlığın nereye geleceğine dair bir şey duymak istiyorsanız işte bu. Evet. Bu kadar demek ki ayar. Bu kadar. Bu kadar ayar kaçmış. Ayar mayar ne kelime? Bu din hangi, kimin dini bu din? Bunun İslam'la alakası yok. Bu başka bir şey. Bunu duyduğunuzda lekum dinikum veliye din demekten başka yapacak bir şeyiniz yok. Düşünebiliyor musunuz? Muhammed, Mustafa eşittir Allah. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bunun olduğu yerde Müslümanlar tükrüye boğmuyorlar. Onun için Kur'ansız Müslümanlık nereye götürür diyorsanız işte burada. Başka ne diyeyim? Tüy dikti. Başka ne diyeyim?